Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr İmamoğlu başbakan adayı olduğunu açıklarsa. Altılı masada kriz çıkmış. CHP karnıyarık gibi ortadan ikiye ayrılmış. Bir kanatta İmamoğlucular, diğer kanatta Kılıçdaroğlucular varmış. İktidar medyasında her gün okuduğumuz yorumlar bu yönde. Meral Ekrem'i istiyor, Kemal bu duruma çok içerliyor falan filan. Sırf bu nedenle altılı masadan iki aday çıkacak diyenler bile oldu. Önce şunu söyleyeyim, 2 aday altılı masanın çökmesi demektir. Bu durumda HDPde aday çıkaracaktır. etti 3. Erdoğan zaten aday etti 4. Bir de tavşan aday çıkarırlarsa etti 5, belki de 6. Aday bolluğu kime yarar. Erdoğan'a. Altılı Masa tek aday çıkarmakla kalmamalı, HDP'yi de aday çıkarmaması için ikna etmeli. Sadece seküler Kürtleri değil, muhafazakar, mutasıp Kürt seçmenin de gönlünü alacak aday üzerinde uzlaşmalı. Gelelim İmamoğlu meselesine. Akşener'in yaptığı gibi yarın çıkıp başbakanlığa adayım derse ne olur? 1- Altılı Masa'nın yuvarlak masası rahatlar. 2. Saray yazarlarının üzerinde tepinecekleri zemin kalmaz. 3. İmamoğlu'na verilen cezaya bakacak olan istinaf mahkemesi acaba ne yapsam da sarayı kızdırmasam diye ecel terleri dökmek zorunda kalmaz. İmamoğlu başbakanlığa aday olduğunu açıklasın demem afaki söylem değil. Ayağı yere basan siyasi hesap kitaplara uygun söylem. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa CHP Genel Başkanlığı boşalacak. Kılıçdaroğlu Çankaya'ya çıksa da çıkmasa da yani seçimi kazansa da kazanmasa da boşalacak. Bir parantez açmama izin verin. Dikkatinizi çekerim. Beştepe demedim, Çankaya dedim. Çünkü Beştepe otokrasinin simgesi, Çankaya demokrasinin simgesi. Parantezi kapattım. Sizce Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanlığı'na en güçlü aday kim? Bence İmamoğlu. İstanbul Belediye Başkanlığını bırakmadan aynı zamanda CHP Genel Başkanı da olur. Akşener gibi parlamenter sisteme dönüşün ilk başbakan adayı olarak meydanlara çıkar. Bir de şu var. İmamoğlu 2023'te aday oldu, seçildi diyelim. Muhalefetin anayasayı değiştirecek meclis çoğunluğunu da sağladığını farz edelim veya AKP MHP ikilisinin karşı çıkmadığını düşünelim. Bu koşullarda Cumhurbaşkanı olacak kişi en fazla 3 yıl görev yapacak. Geçiş dönemi bitince siyasi hayatı sona erecek. İmamoğlu genç, uzun yıllar siyaset yapabilme kapasitesine sahip. 3 yıl sonra evine çekilecek göreve talip olacağına, uzun süreli başbakanlığa talip olması daha yerinde olur derim. Kendi içinde, ülke içinde. Şimdi diyeceksiniz ki ya siyaset yasağı gelirse ne olur? Hukuksuzluk kalıcı illet değildir, dönemseldir. Beştepe, Çankaya'ya taşınınca hukuk geri gelecektir. Peki ya Beştepe aynı gücüyle yerinde kalırsa, o zaman sadece İmamoğlu'na değil Hepimize geçmiş olsun. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.